Arkadaşlarım merhaba. Bu benim işim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Citroen C3 aracımızın uzaktan kumanda kabını değiştirip immobilizer arızaları ve yapılması gerekenleri anlatacağım. Gördüğünüz üzere eski uzaktan kumanda kabımız bu. Açma kapama tuşu çalışmıyordu bunu. Yenisini aldım, internetten sipariş verdim. Yenisi de bu. Şöyle göstereyim. Şimdi anahtar kabını değiştirip eskisini atan arkadaşlar sakın bunu yapmayın. Yeni taktığınız kabı değiştireyim, iyi oldu deyip kontağınıza taktığınızda aracınızı isteseniz de çalıştıramazsınız. Sonra servislerde anahtarcılarda koşturursunuz. Hele bir de yedek anahtarınız yoksa olmadık bir yerde bu işlemi yaparsanız aracınızı kesinlikle çalıştıramazsınız. Kendi kendinize sıkıntıya girersiniz. Şimdi ben bu anahtarı sökeyim, anahtar kabını sökeyim buradan. Burada bir tane cevatası var zaten. Evet, her marka araç kumanda kapları internette mevcut. Yaklaşık 15-20 TL gibi fiyatları var. Ben de gitti gidiyor oradan aldım bu kabı. Şimdi eski kabımızda yeni kabımızı çıkartalım şöyle. Bunu da sökelim. Şimdi yeni kabımız sol tarafta, eski kabımız sağ tarafta. Bunun içinden merkezi kilit anahtarı çıkıyor böyle. Bir tane pili var. Evet, eski kapımızdan anahtarı çekerek çıkartıyoruz. Şöyle aldığımız gibi yeni anahtarımıza takalım, kabımıza takalım. Evet, şöyle delik görünecek şekilde. Şimdi merkezi kilit çipi de burada. Evet, bunun şöyle yuvaya oturacak bir tane şurada tırnağı var. Buraya oturtuyoruz bunu şu şekilde. Anahtarımızı taktık. Çipimizi taktık. Uzaktan kumanda çipimizi taktık. Yani bu şekilde kapatıp vidalayıp şimdi arabayı çalıştıran arkadaşlarımız var. Bunu bu şekilde yapmıyoruz. Şimdi bunu da atanlar var. Eskisini de atanlar var. Kesinlikle bunu atmayın. Bakın bunu şöyle göstereyim. İşte immobilizer çipi burada. Şurada. Bunu da çıkarmamız gerekiyor. Yani bu takarken içindeki immobilizer çipini unutmayın. En önemlisi de bu. Bu çipi taktıktan sonra eski anahtar kabını çöpe atabilirsiniz. Yani bunu bir şöyle bıçak yardımıyla çekelim buradan. Dediğim gibi bu çipi çıkartmadan takan arkadaşlar servis servis geziyor. Anahtarcı geziyor. Aynı şekilde zaten kabın içindeki yeri mevcut. Bu çipi bu şekilde takıyoruz buraya. Ondan sonra kabımızı takıyoruz. Şu şekilde. Sonra vidamızı takıyoruz. Evet, işlemimiz bu kadar. Evet, bundan sonra eski anahtar kabımızı çöpe atabilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Anahtarı taktıktan sonra, merkezi kilit çipini taktıktan sonra eski kapta bulunan, şuradaki yuvada bulunan
Çipi kesinlikle unutmayın. Embolizer çipi bu. Bunu kesinlikle içinde unutup çöpe atmayın. Yeni kabınıza takın. Şimdi rahat rahat arabanızı çalıştırabilirsiniz. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım ihtiyacınızı görmüştür. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.